Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce size bir ses kaydı ve birkaç tane görsel seyretmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bilgide kurtardığım bebek yaşıyormuş arkadaşlar. Şimdi ameliyattan çıkmış Adana'dan yaşıyormuş. Allah'a şükürler olsun. Kızı çıkarttık. Yaklaşık 10-12 yaşlarında. Bacakları kirişin altında kalmıştı. Bayağı uğraştırdı. Sonra bir akışı yoktan bir kadının çıkardık. Beli kırılmıştı. Ardından 9 aylık bir çocuk çıkardık. Sağlıklı, hasarsız. O çocuğu da 12 yaşında bir çocuk çıkardı. Her taraftan, ön binadan, arka binadan, sağ taraftan, öbür sokaktan. Herkes bir yerden bizi çağırıyor ama hem malzememiz az, hem imkanımız az, hem yorgunuz, uykusuzuz. Doğru düzgün bir şey yemedik. Saatler sonra ilk defa bir çorba içtik doğru düzgün. Ondan önce bir çikolata, vır zıvır. Sıcak bir şey içemedik. Daha henüz içemedik. Hava soğuk. Gittikçe soğuyor. Şu anda Samandağ'da canlıların olduğunu söylüyorlar. Acilen bizi enkazdan alıp Samandağ'a gidiyoruz. Samandağ'a. Burası 6 kişilik bir ekip. Antakya Devlet Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra bir ihbar geldi. Dediler ki işte falanca adreste bir tane canlı insan var. Gittik, aşağı yukarı bir 15-20 dakikalık bir mesafeyle gittik. 3 katlı bir saray. Ben orayı hayatım boyunca unutamam yani. O anı, o günü, o geceyi, o zamanı, yaşadıklarımı asla unutamam. Bir tane kız çocuğu, 12 yaşında, giriş kat çökmüş, kız yatağında, kızın kiriş tam şu yani göğsünün altıyla bacaklarının üstüne düşmüştü. Kıza sesleniyoruz, kızla konuşuyoruz ama binanın ikinci katının kolonları böyle içe doğru eğilmiş, yani çok riskli bir yapıydı. Orada yapılması gereken tabii işte görüşmeler falan oldu ama tabii güvenlik açısından, hani bizim güvenliğimiz açısından da böyle bir şey gerekiyordu ama gönüllü olarak biz daha fazla bekleyemedik. Ben işte o 2 yıllık hemşire deneyimi olan kızla, kızın bu arada deprem enkazda kalan kızın adı da Şahit. Girdik, dedik ya kız çok sıvı kaybetmiştir, bir damar yolundan 1 litrelik bir işte intraketli yol açalım, ondan sonra 1 litrelik bir serum verelim. Kız biraz kendine gelsin. Ondan sonra o hemşire indi aşağı, ben de tabii yardımcı oldum falan. Şey yapamadı kız, panik yaptı. Kilitlendi kız, orada şoka girdi yani. Panik atak geçirdi. Kızı ben hemen tekrar geri çıkarttım. Bu sefer stajyer hemşireyi getirdim. O da damar yolunu bulamadı. O da bir panik yaptı. Sonradan ben, kendi turnikem vardı benim yanımda. Onu işte bir gittim, çantadan getirdim. Bağladım. 3-4 dakikalık bir uğraşın ardından damar yolunu bulup damar yolunu açtım. Sonra bantı taktım bir yanımda. İşte serumu falan bağladık. Sonra bir arkadaş var. Adını unuttum, hatırlamıyorum ama Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ben ona Hazreti Ali'nin kılıcı diyorum. Çocuk ben dedi girerim dedi. Yani öyle bir edayla geldi ki enkaz alanına. Sanki ben yani ölmeye geldim der gibi geldi. Kimileri bunu belki doğru bulmayabilir ama hani onu anca oradaki duyguyu yaşayan insanlar anlar yani, anlayabilirsin. Bunu anlatamam yani. O çocuk 6 saat uğraştı orada. Biz de tabii sağdaki soldaki enkazlara gittik. Ben ama ara ara hem kızı kontrol ediyordum hem çocuğu kontrol ediyordum. 6 saatlik uğraşın ardından gece saat 12 civarıydı, kızı çıkarttık oradan. Sonra aracı aldık. Ama sonradan haberini aldık ki kız
hayatını kaybetmiş. Tabii bizim için çok üzücü bir durum. Sonra hemen Sarıev'in bir arka sokağında iki katlı bir enkaz vardı. Orada bir tane hamile kadın hem göğsüne hem dizlerine enkaz çökmüştü. Onu uzun uğraşlar sonra çıkardık. Sonra hemen aynı evin yan tarafında bir tane kadın çıkarttık. Onun da beli kırılmıştı. Tam şu üstüne bir duvar çökmüş. Onları çıkarttık ama onlar sanıyorum yaşıyordu. Aldım en son bilgide. Ya çok şey yaşadık yani. Bunları anlatıp anlatmamak konusunda çok kararsızdım ama en sonunda herhalde 2,5 ay falan geçti üstünden. Anca kendime gelebildim. Zaten ben İstanbul'a geldim. Ben 10 gün kaldım. Hastalandım geldim. Mikrop kaptım. İşte enfeksiyon sindirim sisteminden mahvoldum yani. Sonra özel bir araçla beni İstanbul'a gönderdi. Benim çalıştığım kurum. Benim çalıştığım kurumun da orada bir şubesi var. İkinci günde orada sonlandırdık. İşte Şahit dediğim kızın olduğu ortamda orada bayağı bir şey çıkarttık. Yaralı. Sonra başka bir enkaza gittik aynı bölgede. Orada da bir çocuk kardeşin bir tanesi 10 yaşlarında, öbürsü de 1,5-2 yaşında. Çocuk girdi enkaz içine. Biz yol açtık ona. Çocuk kendi kardeşi oradan kurtardı ama orada yine 4 ya 5 tane çocuk cesedi vardı. Ya bunları alıp kaldırmak, taşımak, arabalara koymak, ailesine annesiyle beraber sarılıp ağlamak, babasıyla beraber sarılıp ağlamak bunlar çok zor şeyler. Yani teselli vermek, orada ne açlığı düşünüyorsun, ne susuzluğu düşünüyorsun, ne yorgunluğu düşünüyorsun, hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani ben buradan özellikle gönüllülere ve herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Sonra üçüncü gün sabahı Defne Mahallesi'ne gittik. Defne Mahallesi'nde bir iner inmez ben hemen bir enkaz vardı. İki tane iş makinesi çalışıyordu. Üçüncü gün sabaha da iş makinaları gelmişler. Tabii ben çok sinirlendim bu olaya. Hemen enkaz sorumlusu kim dedim. Kimsenin bir şeyden haberi yoktu. İşte ona sor bir tane genç bir mühendis arkadaş buldum. Onlar da gönüllü. Onlara da buradan selam olsun. Yanılmıyorsam TÜBİTAK aramı kurtarmadı herhalde. Tam emin değilim ama adına. Çocuğun adı Ozan'dı. Allah onlardan 100.000 kere razı olsun. Çocuklar mühendis. Hepsi mühendisler. Hepsi gönüllüler. Çok güzel çalışıyorlar. Sonra Ozan'la konuştum. Dedim ki durum nedir? Abi dedi işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen makineleri durdurdum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Enkazda eşi, dostu, akrabası olanlar kendine yönlendiriyorlar. Öyle olunca ben makineleri durdurunca herkes tepki gösterdi. Ya niye durduruyorsun falan filan diye. Ama bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü üçüncü günde makineleri bilinçsizce sokamazsınız enkaza. Sokmamalısınız. Çünkü enkaz altında daha nice insanlar var. Canlı çıkma ihtimali olan insanlar var. Dolayısıyla durdurdum. Tabii insanlar bizim üstümüze yürüdü. Özellikle benim üstüme yürüdü. Niye kapatıyorsun falan filan diye. Dedim bir sakin olun ya. Onlar da yönlendiriyorlar arkadan. Neyse dedim ki kardeşim buranın sorumlusu benim. Bu enkazda ben varım. Bundan sonra sorumluluğu ben alıyorum. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ondan sonra dedim makineleri durdurun. Bir tane de küçük iş makinesi vardı. İki tane büyük iş makinesi vardı. Bir tane de küçük iş makinesi vardı. Boylu boyunca bir tane duvar vardı tek parça. O yatacaktı. Ben hemen kepçeleri sırayla dizdirdim. Dedim ki bir iki kişi, iki büyük kepçe büyük duvarı tutsun. Bir tanesi şu alttan bir yer atsın. Ben bir içeri girip bir dinleme yapayım. Neyse tamam dediler. İki tane büyük kepçeler duvar tuttular. Küçük kepçeyle ben yere açtırdım. Oradan girdim. Dinleme yaptım. Bir çocuk sesi duydum. Ondan sonra bir çocuk sesi duydum. Hemen emin olmak için diğer arkadaşlarımı çağırdım. Dedim ki herkes enkaza gelsin 4-5 kişi işi iyi bilen. Bir daha dinleme yapalım. Bir daha dinleme yaptık. Bir daha sesi aldım. Dedim ki tamam burada bir canlı var. Ondan sonra yine bizim kendi ekibimizden 3-4 tane arkadaş benimle beraber geldi. Enkaz içine girdik. Ben bir tane 3 yaşında bir yani 2 ya da 3 yaşında bir çocuk kurtardım. Allah'a şükürler olsun. Bunu bana nasip etti. Annesi yani şöyle bir pozisyondu. Bir yatak odasındalar. Annesi çocuğuna siper olmuş. Şöyle duruyordu, yan duruyordu. Çocuk buradaydı. Yatak yani gardırop devrilmiş. Annesi görmüş devrildiğini, dönmüş yatağın köşesine gelmiş annesi. Yatağın annesinin bedeni
arada kalınca bir boşluk olmuş. Çocuk da o boşlukta hayatta kalmıştı. Ayağının bir kısmı şeydeydi, toz toprağın üstündeydi ama genel olarak çocuğun durumu iyiydi. Sadece biraz herhalde omuzunda bir hasar vardı. Çocuğu çıkarttık, sonradan da annesini çıkarttık. Annesi vefat etmişti. Aradan tabii tekrar bir dinleme yaptık. Ses yoktu. Makineleri ufaktan ufaktan böyle çalıştırmaya başladık. Çünkü hani dinleme, yol açılsın, işte dinleme yapalım gibi çalıştık. Ondan sonra hemen onların altından bir tane daha kız cesedi çıktı. 12-13 yaşında yine aynı evden. Ama kız tabii yani çok kötü bir durumda çıktı. Bütün kemikleri kırılmıştı. Hemen onların altından da bir kız cesedi çıktı aynı evden. 12 yaşında gibi yani 12-15 olarlardı. Kızın durumu çok kötüydü. Hayatını kaybetmişti. Ondan sonra yani kızı bir şey aldık. Battaniye kızı tutamıyorduk yani. O kadar bütün kemikleri tuz buz olmuştu yani. O kemik seslerini ben duyuyordum. Hala hissi yani hala aklımda o kaldırışım, o battaniyeye koyuşum, çadıra götürüşüm, işte insanlara tespit için gösterme falan. Bunlar inanın çok zor şeyler. Her tespitte yüzünü açıyorsun. İnsanlar merakla acaba benim kızım mı, benim eşim mi, dostum mu diye hep kontrol ediyor. Kontrol etmek için geliyor. Velhasıl kelam tespit edildi ve sonradan benim kurtardığım çocuğun haberi geldi. Dediler ki hayatını kaybetmiş. Yanlış bir bilgiymiş, aslında hayattaymış ama ben bunu daha sonra duydum. Yani yaşıyormuş çocuk. Ondan sonra tabii ben ilk hayatını kaybettiği haberini duyunca çok üzülmüştüm ve şok olmuştum ve çok ağlamıştım. Deprem bölgesindeki en büyük sorun birlik, bilgi kirliliği. Çünkü herkes bir yere çağırıyor, herkes şu var diyor, bu var diyor. Bir ümitle bir yere çağırıyor. İşte diyor ki öldüğünü bilse de, ses olmasa da diyor ki burada ses var. Haydi abi daha oraya gidiyorsun, işte oradan oraya gidiyorsun. Çünkü öncelik ses gelen yer olduğu için bu sefer de diyorlar ki işte arama kurtarma ekipleri buraya gitmiyor, oraya gitmiyor, oradan geliyor, buraya gitmiyor. Ama işte insanlar da yettiği kadar. Ben oradayken belki beni 100 kişi falan aramıştır yani 10 günde. Yüzlerce de mesaj aldım ama ben bir şey yapamıyorum. Çünkü benim noktam belli, çalıştığım yer belli. Ha, birkaç arkadaşı çok yakın yerdeydi, onlara yardımcı oldum ama örnek veriyorum, ben Hatay'dayım, Antakya'dayım, ben Samandağ'a gidemem ki, ben nasıl gideceğim? Aracım yok, şeyim yok, ekip gidemiyor, ekip lideri derse onu yapıyor. Biz de kendi sahamızda maksimum ne kadar verimli olabilirsek o kadar verimli olmaya çalışıyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İkinci gecemizde, yani orada depremin ikinci gecesinde şahit dediğim kızın enkazı zamanında açtık yani biz hiçbir şey, Allah'tan ben buradan işte çikolata, bisküvi, bisküvi götürmüştüm de oradaki arkadaşlara paylaştık. Yani hiçbir şey yok yani. İki gün biz hiçbir şey yemedik yani. Bir çorba geldi ikinci gün gecesi miydi, sabah mı tam hatırlamıyorum. Orada tam buz gibiydi. Sonra gece baktık olacak gibi değil. Zaten caddeler yağmalanmış, dükkanlar, işte eczaneler, beyazışar dükkanları, bankalar, marketler vesaire yani bütün dükkanlar yağmalanmıştı. Ben de bir ümitle iki arkadaş yanıma aldım ya, dedim şuradan gidelim, bir ağız birden yağmalanmış ağız biri var, gidelim bir tane bir zeytin buluruz, bir peynir buluruz, alıp yiyelim. Çok acıktık yani, şeyimiz de düştü, enerjimiz de düştü yani. Ondan sonra neyse iki arkadaşla gittik, ben şeyin içine girdim, ağız birinin içine bir tane şöyle bir kutu zeytin buldum. Onu aldım, götürdüm orada bir işte bir 5-6 kişi, 7 kişi yerken bir tane işte depremzede yakını. Ya ne yapıyorsunuz dedim, böyle böyle işte acıktık, yemek yiyoruz. Ya öyle yenir mi, alın size ekmek falan dedi. Allah razı olsun ondan. Ondan sonra bize bir ekmek verdi. Biz o günü, yani o günün tamamını öyle geçirmiş olduk. Söyleyecek çok şey var aslında, anlatacak çok şey var ama insanların da kafasını bulandırıp anlatmak da istemiyorum açıkçası. Yani yaşadığımız çok şey var. Belki anlatsam sabahlara kadar anlatabilirim. Saatlerce anlatabilirim ama yani gerçekten çok zor bir durum. Yaşadığımızda çok zor bir durum. Beni en çok üzen kurtaramadıklarım. Orada yardım, beni arayan yardımcı olamadığım herkes bana hakkını helal etsin. Ben şahsım adına çok ciddi mücadele verdim. Sadece enkazda çalışmadım. Organizasyon benim ne ilgilenlerden bir tanesi. İşte gelen askerler vardı. Ne yapacağını bilmiyor insanlar. İşte örnek veriyorum, izci kulüpleri vardı. Onlarla işte depo sahiplerini buluşturdum, okul müdürlerini buluşturdum. Oradan işte askerlerle diğer insanları karşılaştırdım. Çadır temin ettik, polar temin ettik, kıyafet, gıda temin ettik alanlara. Yine o Defne Mahallesi'nin arka taraflarına. Yani insanların çok fazla yardıma ihtiyacı vardı. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Tüm samimiyetimle burada bildiğim, yaşadığım, gördüğüm her şeyi size aktarmaya çalıştım.
Bundan sonra da artık işte depremle alakalı nasıl hazırlanılır, nasıl edilir, bu işler nasıl yürür, onlarla ilgili videolar yapmayı düşünüyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Biz çünkü faydalı insanlarız. Böyle gönüllere, arama kurtarma gönüllerine destek olun. Eğer öyle bir kanal olan insanlar varsa, böyle bir niyeti olan insanlar varsa, yani kendini geliştiren insanlara sürekli destek olmanızı rica ediyorum bu konularda. Ben de hep hayatımı bu konuya göre dizayn ettim. Şimdi üniversite okuyorum açıktan. Bittikten sonra da Allah nasip ederse afet yönetimi okumayı düşünüyorum. Bir arama kurtarma gönüllüsü deprem sahasına gittiğinde nasıl gitmeli? Hangi psikolojide gitmeli? Psikolojisini nasıl hazırlamalı? Hangi malzemeleri götürmeli? Nasıl davranmalı? Bunlarla ilgili edindiğim tecrübeleri de katarak videolar yapacağım.